Bu soru aslında daha önce sorduğumuz soru, çözdüğümüz sorulara benzeyen bir soru. Hızlı bir şekilde geçeceğim bu soruyu. Görüyorsunuz burada sadece önceki çözdüğümüz sorulardan farkı şuradaki mesnetlerin sabit olmasından başka bir şey değil. Bu yüzden plastik yükün hesabında yine enerji yöntemine, daha önce enerji yönteminde buraları ankasır olan soru çözmüştük. Bakarsanız burada kiriş mekanizmasına bakmamışız hiç. Aslında kiriş mekanizmasına da bakılabilirdi. Çünkü burada hemen kiriş mekanizmasının etkin olmayacağını hemen söylemek zordur. Bakmak lazım ama direkt kolondan başlamış. Kolon mekanizmasında yine her zaman çizdiğimiz gibi kolon mekanizma durumu çizilmiş. Burada farkımız ne olacak? İçiş hesabında. Şurada MP'nin etkisi yok buralarda. Dolayısıyla içiş hesabına baktığımızda sadece şurada ve şurada plastik mafsallardan dolayı bir MP çarpı 2 teta var. Dış iş hesabında ise panel mekanizmasında sadece şu deltayı dikkate alıyoruz. Şu yüksekliğimiz aşmış. Aş olduğu için de teta çarpı aş kadar bir deltamız var. Dış iş için görüyorsunuz burada yatay yükümüzde 0,5P. 0,5P'yi delta ile yani aş çarpı teta ile çarptığımızda dış işimizi hesaplamış oluyoruz. İç işi ve dış işi birbirine eşitlediğimizde de PP'yi hesapladık. 4MP bölü aş olarak. Daha sonra bir de yine burada bir kombine mekanizma durumu söz konusu. Kombine mekanizmada da arkadaşlar şuradaki delta 2'miz var. Delta 2'miz zaten kolay bir şekilde tam ortadan yüklendiği için şu açıklığımız L açıklığıymış. L bölü 2 mesafedeki delta da ne olacaktır? Teta çarpı L bölü 2 olacaktır. Ve yine dediğim gibi şuralarda iç iş olmayacak. Dış iş, iç işler sadece şu iki plastik mafsalda. Dolayısıyla şurada bir iki tetamız var. Şununla şunun toplamı olan iki tetamız var. Bir de şurada bir tetamız var. Ne oldu? İki teta ve şuradaki tetaların da toplamı iki teta. Ve böylece iç işimiz toplamda 4 MP oldu. Dış işimiz de burada hem şu kuvvetin yaptığı iş var hem şu kuvvetin yaptığı iş var. Delta birimiz teta çarpı aş, delta ikimiz teta çarpı L bölü 2. Birisi şu P, burası 0,5P olduğu için de dış işimizi hesapladığımızda şunu elde ediyoruz arkadaşlar. Ve bunu ikisini birbirine eşitlediğimizde dış iş eşittir iç işten. Görüyorsunuz PP çarpı aş artı L bölü 2 ve eşittir 4 MP bölü aş. Buradan PP'yi 8 MP bölü aş artı L olarak hesapladık. Ve burada aş ve L şeklinde yükseklik ve açıklık verimiz. Şurası L, şurası aş. Dolayısıyla da burada L ve aşın değerlerine bağlı olarak bir sonuç vermemiz gerekiyor. Burada yapacağımız şey bu 1 ve 2 yani bir panel mekanizmasından bulduğumuz ve de kombine mekanizmadan bulduğumuz sonuçlardaki PP'lerin küçük olanı PP'nin en büyük alabileceği değer olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Burada L ve H'ın aralarındaki oranı bilmediğimizden dolayı hangisinin küçük hangisinin büyük olduğunu karar veremeyiz. Evet. Yine buna benzer bir soruyu da yine geçen çözmüştüm. Şurası sabit mesnet olmasından başka bir farkımız yok. Ve şurada iç iş hesabında şu yayılı yükten dolayı şu üçgenin alanıyla çarptığımızda kolayca iç işimizi hesaplayabiliyorduk hatırlarsanız. Ve özür dilerim dış işimizi diyecektim. Bu dış işte yükle ilgili olan dış iş. Şurası. İç iş sadece plastik mafsalların yaptığı işti pardon. Orada bir diz sürçmesi oldu. Dış işimiz şurada. Evet görüyorsunuz. Dış iş QP çarpı 4,5 teta kare olmuş. 4,5 teta kare şu üçgenin alanı arkadaşlar. BCD üçgeninin alanı 9 çarpı 4,5 teta bölü 2. 4,5 teta dediğimiz şurası 4,5 ortası olduğu için de şurası teta olduğu için şu yükseklik 4,5 teta olmuş oluyor. 4,5 teta 9 metre açıklığımız var. 9 çarpı 4,5 teta bölü 2 diyoruz. Bu bizim üçgenin alanı. QP 4,5'un karesi dediğimiz neden? 9 bölü 2 şurada da var, şurada da var. 4,5'un karesi geldi. Ve buradan bu dış işimiz, iç işimiz zaten şurada bir MP çarpı teta, burada MP çarpı 2 teta, burada da MP çarpı teta var. Dolayısıyla da buradan 4 MP teta iç iş, dış işimiz de bu. Birbirine eşitlediğimizde
Ya burada sadece tek bir mekanizma durumu var. O da kiriş mekanizması. Oradan sonucu bulabiliriz. Evet. Asıl burada işlememiz gereken soru burası. Diğer iki soru çok kolay ve önceki çözdüğümüz sorulara benzerdi. Buradaki işte ne var? Yayılı yüklerin hem yatayda hem düşeyde etkili bir durum söz konusu. A ve B'de sabit mesnet var ve açıklığımız 9 metre. Burada daha önce işlediğimiz konulardan bir tanesi neydi? Bizim yükümüzün bu şekilde örnek vereyim nasıldı? Şöyle bir sorumuz vardı hatırlarsanız. Bunun yayılı yük varken bu yayılı yükten dolayı oluşacak ortadaki mafsalın ortada olmadığını incelemiştik. Şuraya bir z mesafesi tespiti yapmıştık. Bu soruda ona benzer bir olay var. Burada çünkü şu QP'den dolayı oluşacak plastik mafsallara baktığımızda tabii yine burada kombine mekanizma önemli olacak. Bu kombine mekanizma durumunda plastik mafsal normalde nasıl bir şey kombine mekanizma öngörüyoruz? Şöyle bir şey öngörüyoruz. Buradaki şu normalde bunun ortada olmasını bekliyoruz. Şurasının ve buraya bir mesafe ederseniz 9 metre ise burası 4,5 olmasını bekliyoruz diyelim. Ancak tabii buradaki moment diyagramını çizerseniz bu sistemin hem yatay yük var hem düşey yük var. Bunun moment diyagramında bunun ne varsayamayız? Moment diyagramını şöyle kabaca çizeyim. Sabit moment mesnet. Yani burada şöyle bir şey bekleriz. Şöyle bir şey bekleriz. Şöyle. Mesela şuradaki maksimum momentin ortada olmadığını söyleyebilirsiniz ve bundan dolayı da bizim dengemiz bozulmuş olacak. Yani simetrimiz bozulmuş olacak ve simetrimiz bozulacağı için de bizim C noktası yani şu plastik mafsalın oluşma ihtimali olan şu C noktası ortada olması ihtimali zor. Evet. Evet, yatay yük var. Kolum veya kombine mekanizma etkin. Tabii kiriş mekanizması durumunu incelerseniz, kiriş mekanizması durumunda burada sadece şu üst tarafın şöyle bir göçmesinin ihtimali pek yoktur yani şu şekilde göçme. O yüzden kolon veya kombine mekanizma etkin diyoruz. Evet. Kombine mekanizma daha etkin diye düşünüyoruz. Bunu inceleyeceğiz. Yani bu soruda aslında kolon da incelenebilir ama kolonu incelemeyelim demişiz. B ve D'deki momentlerin birbirine eşit olması beklenemez. Yani şu noktadaki ve bu noktadaki momentler birbirine eşit olmayacağı için bu C'de oluşacağını düşündüğümüz plastik mafsalın ortada olmadığını söylüyoruz. Bu yüzden giriş açıklığında oluşacak plastik mafsal konumu açıklık ortasıdır diyemeyiz. Evet, burada kombine mekanizmayı çizmişiz. Yalnız burada çizerken bir şeyi unutmuşuz. Dikkatimi çekti. Şu plastik mafsal şurada gözükmesi lazım. Onu göstermemişim. Onu aman dikkat edelim. Bakınız burada sabit mesnet olduğu için burada plastik mafsal yok. Burada da sabit mesnet olduğu için bir plastik mafsal yok. Nerede var? İki tane plastik mafsalla bu sistem kombine mekanizma durumuna geçer. Ve yayılı yükümüz şurada var. Bir de şurada var yayılı yükümüz. Bunlar da dış işimizi oluşturacak yayılı yükler. Evet. Şuradaki açımızda teta dediğimizde buradaki açımızda onunla aynı derece olacaktır. Çünkü burası sabit 90 derece kalmak zorundadır. Orada herhangi bir plastik mafsal olmadığından dolayı. Ve bu Z mesafesi dediğimiz mesafe giriş ortası değil dedik. O yüzden de bu teta ile bu beta açısının birbirine eşit olması beklenemez. O yüzden buraya beta dedik, teta demedik. Ve şuradaki dış açımızda ondan dolayı teta artı beta olacaktır. Buradaki soldaki açımız şu teta ise buradaki açımızda teta olmak zorunda. Şu ikisi birbiriyle aynı olmak zorunda. Çünkü yatayda gittiğimiz şu delta 2 mesafesi şurada da aynı. Şurası da delta 2. Evet. Ve dolayısıyla şu açımız teta ise bu açımız da iç ters açılardan teta olmak zorunda arkadaşlar. Evet. Bu açıları verdikten sonra şu delta 1 ve delta 2'yi yazalım. Delta 1 düşeydeki deplasmanımız şu. Delta 2 de yataydaki deplasmanımız. Delta 2 kolay. Yüksekliğimiz 3 metreymiş. 3 metre olduğundan dolayı delta 2 teta çarpı 3 metre olacaktır. Çünkü buradaki açı şuraya A mesnedi dersek A mesnedindeki açı teta. Delta 1 ise
Şuradaki mesafeye z dediğim için delta 1'e de z çarpı teta dedim. Orada bir şeyimiz yok. Beta'yı da yazacak olsak, tabi burada üçgenin şöyle düşünürseniz, şurası teta ve beta demiştik. Şu yüksekliğimiz tabi z teta sabit. O zaman beta'yı, şuradaki beta'yı z teta cinsinden yazabilirsiniz. Ne diyeceksiniz? Aslında sol taraftaki üçgenden gitseydiniz, sadece şuraya beta deseydiniz, şurası ne olacaktı arkadaşlar? 9 eksi z olacaktı şu mesafe. Bu delta'ya da ne diyecektiniz? Delta eşittir 9 eksi z çarpı beta açısı diyecektiniz. Yani delta'yı hem z teta hem de 9 eksi z çarpı beta diyebilirsiniz. Birbirine eşitlerseniz de buradan beta'yı çekersiniz. Beta eşittir z teta bölü 9 eksi z olarak elde edilebilir arkadaşlar. Yani beta açısını bu şekilde teta'ya bağlı olarak yazmış olduk. Hem de z'ye bağlı olarak yazmış olduk. İlk önce arkadaşlar bu z'nin kiriş ortası olduğunu varsayımı ile bir hesap yapalım diyoruz. Yani z eşittir l bölü 2, yani 9 bölü l bölü 2, yani 4,5, o da 9 bölü 2 yani, olduğunu varsayalım. Şimdi bu varsayımla hareket etme, tabi bu varsayım yanlış bir varsayım olduğunu biliyoruz ama bu varsayımın bize ne kadar hataya sebep olacağını görmek istiyoruz. O yüzden de öncelikle bu varsayım sayesinde hemen şu z teta'nın, yani delta 1'in 4,5 teta olacağını hemen söyleyebiliriz. Çünkü z eşittir l bölü 2 olduğu için. Böylece beta'nın da teta'ya eşit olduğunu hemen söyleyeceğiz. Niçin? Çünkü bu varsayımımızdan dolayı. Bu varsayımla gidiyorum. Z eşittir l bölü 2 ve 4,5 dedik. İç işimizi yazıyorum. İç işimizde ne var? MP çarpı teta artı beta. Şu anda daha teta'nın beta eşitliğini yazmamışım. Genel ifadeyi yazıyorum ama daha sonra ne diyeceğiz? Teta eşittir beta diyeceğiz. Evet, teta artı beta C'deki açımız. Şurada C, şurası D mesela şeydi, D idi. D'deki açımız da yine teta artı beta. Ve buradan tetaların betanın teta eşit olduğunu söylersek varsayımımızdan dolayı ne olacaktır? 4 teta olacaktır. 4 MP teta iç işimiz. Ve beta'yı da dediğim gibi ilk varsayımımızda beta teta eşitliğini söylemiştik. Dış işimizi yazalım. Şurası şu yaylı yükümüz 0,4Q. Yataydaki yaylı yükümüz QP. Düşeydeki de Q. Evet, bunları ne yapacağız? Şu yataydakini şu üçgenle çarpacağım, taradığım. Düşeydekini de şu üçgen alanıyla çarpacağım. Bu üçgenlerin alanlarını hesaplarsak şu teta, delta 2'miz 3 tetaydı. Yani üçgenin şu yük mesafesi 3 teta. Yüksekliğimiz 3 metre ise bunun alanı 3 teta çarpı 3 bölü 2 olacak. Yaylı yükümüzün kendisi 0,4 QP, yataydaki yaylı yük. Düşeydekine bakalım. QP, düşey yük, yaylı yükün ve üçgenimizin alanına bakıyorum. Şimdi buradaki üçgenin alanı ne olacaktır? Z eşittir L bölü 2 dediğimizden dolayı 9 çarpı 4,5 teta bölü 2 olacak. Buradan da hepsini eşitler toplarsak da şu yataydaki yük işi, şu da düşeydeki yükün işi 22,05 QP teta yaptı. Evet, iç eşittir dış iş diyorum arkadaşlar. 4 MP teta eşittir 22,05 QP teta. Buradan QP'yi çektiğimizde 0,181 MP olarak bulunmuş oldu. Bu Z eşittir L bölü 2 varsayımı, yani 4,5 varsayımıyla. Şimdi gelelim Z için bir varsayım yapmayalım ve gerçek Z konumunu hesaplayalım demişiz. Burada yeni bir yöntem deneyeceğim. Yeni yöntem dediğim, yani öncekinde Z için işte bir mukavemet yöntemi, yani statik momentin değeriyle ilgili işlem yaptım. Burada ise MP'nin değerini hesaplayacağım önce. Neye bağlı olarak? Teta'ya ve beta'ya bağlı olarak hesaplayacağım. Daha doğrusu beta'ya demeyin de beta'ya da z'ye bağlı olarak yazacağımız için teta'ya ve z diyebilirsiniz. Yani beta'nın kendisi çünkü teta ve z'ye bağlı olduğundan dolayı. MP'yi teta ve z'ye bağlı olarak hesaplayacağım. Yani z'yi z olarak dikkate alıyorum, dikkat ederseniz buralarda. Ve bu MP değerini hesapladıktan sonra bu kombine mekanizma durumu için MP değerini hesaplayabilirim değil mi arkadaşlar? Nasıl? İç iş eşittir dış eşit diyerek MP'yi hesaplayabilirim. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra diyeceğim ki MP'nin değerini maksimum yapan, MP'yi max yapan
yapan z değerini bul diyeceğim kendime. Bunu da nasıl yapacaksınız? Tabii ki dmp bölü dz yapıp bunu sıfıra eşitleyeceğiz. Ve böylece ne yapmış olacağız arkadaşlar? Z'nin gerçek değerini, yani olması gereken değerini hesaplayacağız. Daha önce geçen dersimizde z'nin gerçek değeri için böyle bir yöntem izlememiştik. Bu da yeni bir mantık. Bu mantığı önceki geçen dersimizde çözdüğümüz sorularla da uygulayabilirsiniz. Güzel bir mantık. Evet. Öncelikle iç içimizi yazıyorum. Bakınız burada artık teta artı betalar aynen kalacak. Ve beta yerine ne yazıyorsunuz? Z teta bölü 9 eksi z yazıyorsunuz. Bu teta artı beta. Bakınız şurası teta, beta. Yani şu betamız burası. Betayı yukarıda hesaplamıştık zaten. Buradan iç içimizi hesapladığımızda ne olmuş? Bu herhalde şu parantezi de açınca 18 mp teta bölü 9 eksi z olarak elde etmişiz. Dış işimize gelelim. Dış işte de yine şurada şu hareketimiz var demiştik. Bir de şu hareketimiz var demiştik. Şu yayılıkla bu üçgenin alanını çarpacağız ve bu yayılıkla bu üçgenin alanını çarpacağız. Şu 0,4 QP, şu da QP idi. Bunları çarparken de artık tabii birisi 0,4 QP ile olan şu. Bunda bir sıkıntımız yok. Ama diğeri QP çarpı. Gerçi bunu açmış mıyız? 0,4, şurası 0,4'tü, şu yüksekliğimiz 3'tü, şurası da 3 mp, 3 teta'ydı, şurası 3 teta çarpı 3 bölü 2 çarpı 0,4 qp. Evet, buradan 3 kere 3, 9 bölü 2, 4,5, evet doğru, 4,5 qp teta dediğimiz, şurası bizim yatay işimiz, düşey işimiz de. Şurayı ne yapmışız? Şurayı z teta dedik yüksekliğimize. Şu açıklığımız 9 metreydi. Şu üçgenin alanı ne olmuş oldu arkadaşlar? 9 metre çarpı z teta bölü 2. Şu üçgenin alanı. Daha sonra onu şuradaki QP yayılıkımız vardı düşey. Onunla çarpıyoruz. Ve bunu QP ve z teta'ya z'ye bağlı olarak hesapladık dışımızı. İkisini birbirine eşitleyelim. Eşitlediğimizde ne oldu? 18 mp bölü 9 eksi z iç iş dış işe eşitlendi ve burada bir toparlama yapmışız. Qp teta çarpı şu diye ve burada bunu birbirine eşitlediğimizde bakınız mp'yi bu sefer sadece z'ye bağlı olarak yazacağız. Neden? Çünkü şuradaki teta ile buradaki teta birbirini götürdü. 18 mp eşittir 9 eksi z çarpı bu çıkaldı. Mp'yi yalnız bırakalım. Mp eşittir bu şu çıktı. Evet, şimdi MP'nin değerini maksimum yapan, demin de söylediğim şeyi yapıyorum. Z'yi bulmak için DMP bölü DZ eşittir 0 diyoruz. Ve burada ne olacak? Şu türevini 0 eşitlerken şu bir katsayı, bunu dikkate almamıza gerek yok. Şunun türevi 0, bunun türevi 40,5, şunun türevi eksi 1,5, şu 2 çarpı eksi 4,5 Z olacak. Ve ne oldu? 38.7 eksi 9z. Buradan z 4.3 metre olarak elde edildi. Kolay bir şekilde yine güzel bir matematiksel işlem yaptık. Ve bu z artık bizim gerçek z'mizmiş. Bu ne demek? Şu ortada varsaydığımızda burası 4.5 olacaktı. Ama şimdi gerçekte 4.3 metre burası. Burası da 4.7 metre. Toplamda 9 metre olacak arkadaşlar. Evet, şurası bizim z mesafemiz demiştik. Bu z değeriyle QP'yi hesaplayalım. Şimdi bu z değerini iç işte ve dış işte yerine koyacağız arkadaşlar. İç işimizdeki ifadede yerine koyduğumuzda iç iş 3.83 mp çıktı. Ve dış işe gelelim. Dış işte de aynı şekilde yerine koyalım bu z'yi. Bu da yerine koyduğumuzda şu işlemleri 21.15 QP teta çıktı. İkisini birbirine eşitleyelim. Buradan da QP'yi hesaplayalım. Ne oldu? 21.15 QP teta bölü 3.83 teta. Pardon, burada QP'yi çekiyormuşum. 3.83 MP bölü 21.15. Buradan QP 0.181 MP çıktı. Evet, şimdi gelelim karşılaştırmamıza. Yani Z eşittir L bölü 2 varsayımıyla gerçek durumu karşılaştıralım.
Evet, görülüyor ki Z'nin gerçek değerinin hesabı ile bulunan QP değerinin Z'nin açıklık ortası varsayımı ile bulunan çok yakındır. Diğerine bakmadıydık. Ne kadardı fark? 0,1814 demiştik. Burada da kaç çıktı? 0,181. Hemen hemen aynı değil mi arkadaşlar? Yani 0,1814 ile şu arasında hemen hemen hiçbir fark yok. Yani bu soru için özellikle de çok fazla bir şey fark etmemiş oldu. Belki mesnetler ankastre olduğu durum olsaydı yayılı yükte. Ondaki durum şöyle birazcık daha farklı olabilirdi belki bu QP'ler arasındaki değer. Evet. Burada yine başka bir değişik soru yapılmış. A'da ankastre, F'de sabit mesnet. Bu durumda arkadaşlar herhangi bir mekanizmaları incelediğimizde yatay mekanizma durumu söz konusu olamaz veya şöyle şey kombine mekanizma olamaz. Burada sadece kiriş mekanizması söz konusu olur. Şuradaki yüklerden dolayı. Evet. Kolonlar MP imiş, kirişler 2MP imiş. Burada tabii dikkat etmemiz gereken bir husus ne? Kolonların ve kirişlerin birbirinden farklı MP'leri olması bu soruda önemli, dikkatimizi çekiyor. Bu bize neyi gösterecek? Pardon. Yani şu kolonlar MP dedik. Kirişler de 2MP. Evet, burada plastik mapsal oluşacağı zaman arkadaşlar hangi elemanda MP küçük ise plastik mafsal orada oluşur. Yani burada normalde şöyle çizdiğimizde plastik mafsal için bir şu durumu söz konusu olacak. Yani 8'in altında olması durumu. Bir de 6'nın altında olması durumu şu. Şurası 6, burası 8. Plastik mafsal şurada oluşacak veya burada oluşacak. Şimdi tabii burada şu plastik mafsalın oluşması ile ilgili bir şüphemiz yok. O nerede oluşacak? Kiriş, özür dilerim. Şu niye ben buraya 2 amper dedim? Kolon değil. Şu kiriş 2 amper diyecektim. Farkında değilim arkadaşlar. Kusura bakmayın. 2 amper, amper. Yani şu da amper kolonlarda. Şimdi burada bu plastik mafsalın oluştuğu yer amperli bir yer. Şurası 2 amperli. Özür dilerim. Şu da 2 amperli bir yer. Neden? Kirişte oluşacağı belli. Ama şurada oluşacak plastik mafsallar arkadaşlar. Nerede oluşacak? Bunlar amperli. Yani kolonda oluşacak. Çünkü kolonunki daha zayıf. Yani kolon kiriş birleşiminde bunu MP yapmışız, bunu 2MP yapmışız. Hangisi kuvvetli? Elbette ki kiriş kuvvetli. Kirişte plastik mafsal oluşmayacak, kolonda oluşacak. Evet. Şimdi burada bunu çizerken aslında plastik mafsal oluşma durumunu ne yapmak mantıklı? Şöyle göstermek mantıklı. Kolonda oluşacağı için plastik mafsalı kolon kiriş birleşimini şöyle gösterebilirsiniz yani. Evet, şurası bizim mesela şu B noktası. B noktasını bu şekilde gösterebilirsiniz yani. Ve E noktasını göstereceğimiz zaman da E noktasında şöyle bir dönme var. Kolonda oluşacak. Dolayısıyla onu da şöyle göstereceğim. Şurası E noktası. Plastik mafsal kolonda oluştu çünkü burada. Evet. Evet, bakınız burada onu yapmışız zaten. Kiriş mekanizması göz önüne alalım. Şuradaki plastik mafsalın oluşma noktası kolon. Buradaki de kolon ama buradaki zaten mecburen kiriş. Hangisi zayıfsa orada oluşacak demiştik. Ve bu bizim şu çizeceğimiz açıları değiştirmiyor. Yani şurası yine şu teta ise şu açıklığımız mesafemiz ne kadarsa onu ne yapıyoruz? Bakın mesafemiz ne kadar? 3, 3, 3'müş yani. O zaman burası şurası 3 teta. Burası 6 teta. Ondan sonra burası 6 teta ise burası ne olacaktır? Mecburen 2 teta olacaktır. Çünkü burası 3 metre. Yani buraya beta deseydik 3 çarpı beta eşittir 6 teta'dan buradan betanın 2 teta olduğunu hemen söyleyebilirsiniz. Önceki bilgilerimizden. Evet. Noktaları ve kapasiteleri yazmışız burada. B noktası MP kapasitesine sahip çünkü kolonda oluştu.
Dönme miktarı 2 teta. C noktası, şimdi bu birinci giriş mekanizmamız 8'in altında. C noktasının 2 MP kapasitesi var giriş olduğu için. Dönme miktarı şu dış açımızı hesapladık. 2 MP 2 teta artı şu tetamızı topladığımızda 3 teta oldu. E noktasına geldiğimizde o da yine MP var çünkü kolonda oluştu plastik mafsal. Dönme miktarı teta. Buradaki kapasiteler ve dönmeleri çarptığımızda iç işimizi elde etmiş olacağız. Yani iç iş eşittir. MP çarpı 2 teta. Birinci durum B noktası. Şurası C noktası. Şurası da E noktası. Toplam 9 MP çıktı. Ve dış iş içinde yükümüz ve deplasmanımız var. Yükümüz 8 tonun altındaki deplasmanımız 6 teta. 6 tonun yükün altındaki deplasmanımız 3 teta. Ve bunları çarparsak, toplarsak 66 teta yaptı dış işimiz. Birbirine eşitlersek de MP eşittir 66 bölü 9, 7.33 ton metre olarak elde edilmiş oldu. Evet. Birinci durum bu. Aslında burada ikinci durumu incelememiş miyiz? Yok, aslında bunu da inceleseydik iyi olurdu. Yani burada tabii şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu mekanizma durumu 8 tonun yani 8 ton büyük yük olduğu için büyük yükün altında C yani plastik mafsalın oluşma ihtimali doğrusu odur aslında ama yine de şu ihtimal deminki söylediğim 6 tonun altında oluşma ihtimalini de inceleyebilirsiniz. 6 ton şurada, 8 ton burada. Yani burada bu şekilde bir mekanizmayı da incelerseniz da buradaki büyük ihtimalle MP'si ne yapacak? Gerekli MP daha büyük, daha küçük çıkacak daha doğrusu. Daha küçük çıkar. MP daha küçük çıkacağı için de 7.33'ü alırız diyeceğiz. Daha küçük. Hangisi MP'nin büyükse onu dikkate alıyoruz değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla burada büyük olan MP bu çıkacak. Bu iki tane giriş mekanizmasından. Burada özel bir durum daha incelemiş. Bunun zaten kolon mekanizmasının olma ihtimalinin sıfır olduğunu söyledik. Böyle bir şey olamaz. Şöyle bir durum daha incelemiş. Yani acaba böyle bir durum lokal bir mekanizma durumu olabilir mi? Yani şurada 8 tonun altında plastik mafsal oluşmayacak da sadece 6'da ve burada oluşacak gibi böyle bir lokal durum incelemiş. Gerçi bu durumun olması ihtimali elbette ki düşüktür. Bakın bunu incelemişiz. Buradan bulduğumuzda tabii ki MP olarak daha küçük olacağından dolayı MP öncekinden daha küçük. Daha küçük oluyor. Şimdi bu gereksiz bir mekanizma durumu oluyor. Ama yine de incelemişiz. Bakınız burada delta'yı hesaplamış. Şurası teta olduğu için şu mesafemizde 3 metre olduğu için delta eşittir 3 m 3 teta oldu. Dış işimizi şuradaki 6 ton vardı. 6 ile çarptık. 8 burada etki ettiği noktada onun delta'sı 0 görüyorsunuz. 6 çarpı 3 teta 18 teta yaptı. İç işimizi yaparken hesaplarken de şurada bir plastik mafsal oluşacak 2 MP'li. Şurada bir plastik mafsal olacak 2 MP'li. Şuradaki MP'li bir plastik mafsal. 2 MP çarpı teta var. 2 MP çarpı 2 teta var. Bir de kolon şu kolon MP çarpı teta var. Buradan V'yi eşittir 7 MP. V dış eşittir V iç işten. Buradan MP 57 çıktı. Ama deminkisine bakarsanız 7.33 çıkmıştı ki daha büyük olduğu için MP hangisinde daha büyük çıkmışsa o doğru mekanizma diyorduk hatırlarsınız arkadaşlar. Evet şu 7. slayta bakalım. 7. slaytta da aslında önceki çözdüğümüz sorulara benzer hızlı bir şekilde geçeceğim bunları. Burada denge yöntemiyle denge yöntemini anlattık. Bununla bu soruları nasıl yapacağımızı söylemiştik. Denge yöntemi statik yöntem diyorduk. Statik moment diyagramı ile ilgileniyorduk. Göçme anındaki moment diyagramını çizip onu ne yapıyoruz arkadaşlar? Elde etmeye çalışıyoruz. Göçme anındaki moment diyagramını şu şekilde kolay bir şekilde elde edebilir bu soru için. Bu sorudaki mekanizma durumu bir tane vardır. O da giriş mekanizmasıdır. Giriş mekanizması durumunda bu sistemde şuralarda, şurada, şurada ve şurada plastik mafsal oluşacaktır ki giriş mekanizması durumundan dolayı göçme durumu böyle olur. Bu göçme durumunda da
Nerelerde MP olacak? Buralarda MP, MP, MP ve buralarda momentlerimiz 0. Ve geldiğimizde göçme moment diyagramını şöyle çizebilirsiniz. Yani şurada MP'miz var, burada MP'miz var, burada MP'miz var ve buralardaki momentlerin tabii eksi olacağını hemen söyleyebilirsiniz. Şurada da açıklıktaki momentin artı olacağını söyleyebiliriz. Göçme anındaki moment diyagramı bu şekilde çizildi. Ve bu göçme anındaki moment diyagramını artık buradaki sistemdeki yükleme ile ilişkilendireceğiz ve plastik mapsal durumu ile ilişkilendireceğiz. Evet. Şöyle bakalım. Şundan dolayı moment diyagramımız, bakınız bunu sanki bir şey düşünün. İzostatik esas sistemini çizmiş gibi de düşünebilirsiniz. Yani böyle bir sistem var. İzostatik esas sistem seçtiniz şu şekilde ve yüklediniz. Ve bunun moment diyagramı nasıl olacaktır? Elbette ki şu şekilde bir moment diyagramı olacaktır. Çünkü burada yatay reaksiyon yok kayıcı mesnette. Bu da sıfır olur ve dolayısıyla bunun moment diyagramı sanki kirişmiş gibi çizilebilir. Bu izostatik esas sistemimiz kuvvet yöntemindeki bildiğimiz moment diyagramı. Bu moment diyagramı şu açıklıktaki momentin değerini P ile bölü 4 olarak kolaylıkla söyleyebilirsiniz. Şurası P ise, burası L ise P ile bölü 4 olacaktır. Ezbere söyleyebiliriz. Şimdi gelelim şu göçme esnasındaki moment diyagramını elde edeceğiz ya. Bunun için de tabii aynı zamanda ne yapacaksınız arkadaşlar? Bir MP'lerin olduğu moment durumunu inceleyeceksiniz. Burada da ne yapmamız lazım bizim? Burada şu köşelerdeki değerleri MP olarak oluşturacak bir ne yapacaksınız? Şöyle bir yük yüklememiz lazım. Mesela şuraya kaldırdığımız yükten dolayı bir birimlik yük yüklediğimizde ne olur bunun moment diyagramı arkadaşlar, değil mi? Şöyle bu da şu da bir olur. Buradan dolayı moment diyagramımız şöyle bir moment diyagramı çıkar. Evet. Yani birim yükleme yaptığımızda oluşacak moment diyagramı böyle bir şey olacaktır. Şuralar normalde şu açıklığımız L, yüksekliğimiz H olduğu için buna bakarsanız şurası 1 çarpı H olur. Şurası, burası da H olur falan. Ama tabii ben bu birim yüklemi yapmamın sebebi ne? Birim yükleme yapmamın sebebi bu hiperstatik sistemde şu iki moment diyagramını toplarken tabii bizim elde edeceğimiz değer şurası herhangi bir x çarpı h gibi düşünebilirsiniz. Şurayı. Şuraya çünkü biz x eşittir 1 yüklemesi yapıyorduk ya kuvvet yönteminde. O şekilde düşünelim. Bizim tabii burada şu moment diyagramıyla yani şunu biz ne diyorduk? X eşittir 0 moment diyagramı diyorduk. Şu izostatik esas sistemdeki. Şu da x eşittir 1 yüklemesi diyorduk. Tabii bizim normalde şuradaki momentlerin toplamı neyi verecek? Şu köşelerdeki momentin toplamı. Şuradaki momentle buradaki momentin toplamı. Şunu alayım. Buradaki moment sıfır zaten. Bir de diğer moment diyagramı. Şurasını çizeyim şöyle göstereyim. Farkında mısınız? Şu momentlerin ikisinin toplamı MP'yi vermesi lazım. Dolayısıyla şurası sıfır olduğundan dolayı şu momentin kendisinin MP olması gerekiyor burası. Değil mi arkadaşlar? Çünkü topladığımızda şu MP'yi vereceği için burası MP olması lazım. Ve hemen şunu söyleyeceksiniz. Elbette ki köşelerdeki değerlerimiz MP olduğunu anladık. Şunların MP olması gerektiğini anladık. Şu birim yüklemedeki diyagrama bakarak. Şu ortadaki değeri de ne yapacaksınız? Ortadaki şu plastik mafsalın oluşacağı noktadaki dengeyi yazacağız. O dengeyi yazarken de PL bölü 4 artı buradaki moment eşittir bu moment diyeceğiz. Yani PL bölü 4 buradaki momentimiz eksi MP ve eşittir artı MP diyorum. Şuradaki şu moment artı MP, şuradaki moment eksi MP ve bu dengeyi denklemini yazdıktan sonra buradan kolay bir şekilde neyi hesaplayabilirsiniz? Şu PP eşittir 8 MP bölü L'yi hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Yani buradaki aslında bilgimiz biraz nereden geliyor? Bizim kuvvet yöntemindeki durumu düşünürseniz izostatik esas sistem seçip ondan sonra onun moment diyagramını çizerseniz güzel bir çözüm olur. Yine burada da aynı şekilde. Bakın buradaki toplama da aynı şekilde. Sadece yük farklı. Yük farklı olduğu için de şu biraz göçme mekanizması deminkisiyle aynı.
Öncekinde tekil yük olduğu için moment diyagramımız şöyleydi. Bunda da yaylı yük olduğu için şurası Q ile kare bölü 8. Bu bizim izostatik esas sistem gibi düşünebilirsiniz yani. Yine burada şurada birim yükleme yapmış gibi düşünün bunu. Birim yükleme yaptığımızda burası yüksekliğimiz işte h olduğu için yine buradaki moment ne olacaktır? X eşittir bir yüklemesi yaptığımızda tabii ki burası h olacaktır moment. Tabii biz bunu bu ikisini toplarken ne yapıyorduk? Buradaki momentin değerini şu diyagramdaki momentin değerini x ile çarpıyorduk. Yani şuradaki moment değerine ne diyeceksiniz? H derseniz şu, şu moment de H momenti. H çarpı X momenti olmuş olacak yani. O bizim izostatik esas sistemde bildiğimiz konu. Neyse şu köşedeki momenti H momentini ne yapıyorsunuz? Şuradaki moment 0 dedim. Buradaki H momenti topladığımızda bize neyi vermesi lazım? Göçmeğindeki moment diyagramı bu. Göçmeğindeki moment diyagramı deminkisinden tek farkı şuranın parabolik olması. Deminkisi düzgün gidiyordu. Şöyle gidiyordu. Burada parabolik. Ve topladığımızda köşedeki momentler zaten 0 artı mp eşittir mp. Daha doğrusu 0 artı h eşittir mp desek orası zaten otomatikman mp. Şurası ortadaki değerimiz yine q ile kare bölü 8 artı eksi mp eşittir mp diyeceksiniz. Ve oradan da bakın şu denklemi yazdık. Qp'yi bulduk. Evet bunu geçelim. Bakınız yine bu denge yöntemiyle bir soru. Bu soruda önceki çözdüğümüz sorunun aynısı. Sadece ne var? Burada denge yöntemi kullanacağız. Ve giriş mekanizmasına bakmayacağım. Kolon ve paneli inceleyelim demişiz. Aslında kolonu bile incelemeye pek gerek yok. Direkt şeyi de inceleyebilirdik. Kombine inceleyebilirdik. Kolon ve kombine. Kolon mekanizmasına baktık. Şimdi kolon mekanizmasındaki göçme durumu elbette ki iki tane plastik mafsal bu sistemi göçecektir. Şurada ve şurada iki plastik mafsal sistemin göçmesine sebep olacak arkadaşlar. Yine bu yüklemeden dolayı oluşacak diyagramı düşünürseniz şöyle düşünelim. Bu sistemi izostatik esas sistem diye düşünürseniz şurada bir yükümüz var, burada bir yükümüz var. Bunun göçme durumunu bunun moment diyagramını çizerseniz burada şu diyagramı da aslında iki parçaya bu bizim yani x eşittir sıfır yüklemesi dediğimiz kuvvet yöntemindeki. Bunu da şöyle düşünebilirsiniz. Sadece yatay yük varken bir de sadece artı sadece düşey yük varken. Ve ne olacaktır? Bir yatay yük varken ki moment diyagramı şu şekilde var. Burada çizilmiş şu. İsterseniz onu şurası 0,5 olduğu için 0,5 P'ymiş. Ne olacaktır arkadaşlar? 0,5 P olduğu için şuradaki yatay yükümüz de 0,5 P olacaktır. Çünkü burası kayıcı mesnet. Burası 0 olacak. Ve bunun moment diyagramı nasıl olur? Bir de tabi dengeyi yazarsanız şurada şu kuvveti de hesaplamamız gerekiyor. Toplam moment eşittir 0'dan. 0,5 P çarpı yükseklik ne kadarmış? H'mış. Yükseklik H. Genişlik de herhalde L olması gerekiyor bu zaman. Evet. Genişliğimiz de L. Yani şu V'yi hesaplarsam bakınız buradaki V'yi. Bu V. V çarpı L. V çarpı L eşittir 0,5 P çarpı H. L 0,5 P çarpı H diyelim. Buradan V'yi nasıl hesaplarsınız? 0,5 P H bölü L. L olur. Neyse bu önemli mi bizim için çok da önemli değil. Buradan şu 0,5 P'den dolayı yatay yükten dolayı şuradaki moment diyagramımız şöyle olacaktır. Şurada bir moment diyagramı olacak. Şöyle bir moment diyagramı olacak. Burası artı artı. Bu momentin değeri ne olur? 0,5 P çarpı H olur. Evet şuradaki momente bakalım. Bunun moment diyagramı da budur. Bu da yine şurası L bölü 2 L bölü 2 olduğu için şurası da P çarpı L bölü 4 olur yine. Çünkü oradaki yükümüz P. P olduğu için P çarpı L bölü 4. Bakın. Şöyle bakalım. Evet. Şurası 0,5 P çarpı H oldu.
5P'miz şurası, yükseklikimiz h dedik. Şurası PP çarpı W bölü 4. Evet. Şimdi bu göçme anında moment diyagramına eşleyeceğiz ama son bir şey daha kaldı. Ne demiştik? İzostatik yüklemede bir şu yükleme durumunu inceleyeceğiz. Artı bir de izostatik esas sistemde ki birim yüklememizi yapacağız buraya. Şu birim yüklememizi yaptığımızda bu şurası 1 bir ise burası da 1 olur. Bunun moment diyagramı da şöyle bir şey çıkar değil mi arkadaşlar? Şimdi burada tabii köşelerdeki momentleri topladığımızda şunun köşesindeki moment 0, bunun köşesindeki moment 0. Bunun mafsal değil, sadece işaretlemek için kırmızıyla çiziyorum. Buraya mafsal çizmiyorum. Bu moment 0, bu moment 0. Bu statik moment diyagramını çizdik. O da 0 çıktı. Şuradaki momentin değerine bakınız, bu şurasına x eşittir 1 yüklemesi dedik ya. Burada x eşittir 1 yüklemesinden dolayı bulacağımız şu değere aslında bunu ne demiştik? Normalde kuvvet yönteminde bunu x ile çarpıyorduk. Yani nasıl söylüyoruz? Delta 1 0 artı delta 1 1 x 1 eşittir 0 diyorduk. Yani şu delta 1 0'ı bulurken şuradan buluyorsunuz. Delta 1 1 x 1 dediğimizde bunu da buradan buluyorduk falan, hatırlarsanız. Burada yapacağımız şey şuradaki diyagramı x ile çarpmak. X ile çarpacağımızda burada h ile çarpmış. Yani x dememiş, ona h demiş. H aslında buradaki nasıl burada x'e biz hiperstatik bilinmeyen diyorduk. Buradaki bir hiperstatik bilinmeyen şu Mesnet reaksiyonuna h demiş. Önemli değil, ne derseniz deyin. H dedik. Ve burası normalde bir yüklemesinde burası h çıkardı. Dikkat ederseniz bu küçük h'tan bahsediyorum. Bu küçük h dediğimiz şey elbette ki bunu h'la çarptığımızda, şu x ile çarptığımızda o zaman burası da h çarpı h olacaktır şurası. H çarpı h. Evet. Anladık mı arkadaşlar? Burası bizim izostatik esas sistemdeki birim yüklemenin karşılığında gelen diyagram. Tabii buradaki h çarpı h'ın şu göçme anındaki moment diyagramına baktığımızda, bakınız göçme anında köşelerdeki momentlerini şurada, şurası sağdaki sağ köşe mp görüyorsunuz değil mi? Sağ köşe, sağ üst köşede mp'miz var. Dolayısıyla da ne diyeceğiz? Şurası 0 artı 0, burada momentler çünkü 0. Şurada eksi h çarpı h var. Yani şu h çarpı h momentine ne diyeceksiniz? Eşittir mp diyeceksiniz. Buradan h eşittir ne çıkar? Mp bölü h mı yapar? Evet. Bir de ne yapacaksınız? Ortadaki, bakın burada yükün şu altında mcd momentimiz, pardon bu şey, panel mekanizmasıymış, özür dilerim. Burada MCD moment MP değil. Orasını şey yapmayalım, sileyim. Burada MP'miz var. Bir de şurada MP'miz var. Soluş köşede. Soluş köşedeki de MP'ymiş. Oradan da şu 05PP 05PH şurası artı şu moment 0. Bir de şuradaki momentimiz. Toplamı ne olması lazım? Evet. Toplamı MP olması lazım. Şuradan söyledim ilkinde MD'nin, demin söylediğim şurasıydı benim ilk söylediğim. Buradan bir H çekebilirsiniz. Bir de B noktası da şurası mı? B noktasındaki momentimiz birisi 05PPH, diğeri 0. Dedim birisi şu, birisi bu. Bir de H çarpı H var. Eksi H çarpı H eşittir MP olması gerekiyor. Ve buradan da başka bir denge daha yazdım. Ve buradan birisinden, şuradan birisinden MP'yi çekmiş. Ben demin H'ı çekmiştim, fark etmez. MP'yi çekmiş buradan. Buradan bu çektiği MP'yi diğerinde yerine yazdığında PP eşittir 4 MP bölü H olarak elde edilir. Veyahut da MP eşittir. Yani isterseniz PP'yi hesaplayabilirsiniz, isterseniz MP'yi hesaplayabilirsiniz, fark etmez. Soruda PP'yi hesaplayın diyorsa PP'ye bakarsınız, MP'yi hesaplayın diyorsa MP'ye bakarsınız. Evet. Burada C noktasındaki plastik mafsal oluşmadığının kontrolü gerekmektedir. O C noktası aradaki moment değeri şu MC. Tabii kolon mekanizmasının etkin olduğunu ispatlamak için MC'nin
MP'den küçük olduğunu göstermeniz gerekir. Gösteremezseniz demek ki kolon mekanizması etkin değildir ki burada şeye bakmanız lazım. H ve L arasındaki orana bakacağız. Ona göre bu soru şey yapabilir, değişebilir. Peki başka plastik kombine mekanizma durumu var. Ona bakalım. Evet arkadaşlar, süremiz doldurmadı değil mi? Evet, 14.40-15.40 tamam. Evet, kombine mekanizması durumuna bakalım arkadaşlar. Kombine mekanizma durumunda göçme moment diyagramını çizmişim. O da şu. Ne olacak arkadaşlar? Elbette şurada plastik mafsalımız var. Burada plastik mafsalımız var. Ve bundan dolayı momentimizin birisi şurası MP, şurası MP. Ama şu MB dedik. MB dediğimiz şu momentimiz ne olması lazım? MP'den küçük olması lazım. Çünkü burada plastik mafsal yok görüyorsunuz. Evet. Yine yukarıdaki moment dengesine bakacağım arkadaşlar. Yukarıdaki moment dengesi bana ne diyor? Tekrar sistemi şöyle çizeceğim olursam şu yüklememiz var. Bir de artı dedik. Bir de birim yüklememiz var. Birim yükleme moment diyagramı şu. Bir de bunların ikisinin momentleri ayrı ayrı çizmiştik. Birisini bu çizdik. Birisini de bu çizdik. Şöyle çizdik ama tabii burası artı, bu da artı, şunlar eksi. Evet, ne yaptık arkadaşlar burada farklı olarak? Köşe momentlerini toplarken, bu sefer sağ üst köşeyi toplarken tamam MP yapacak sağ üst köşe. Bakınız burada şurası 0, şurası 0, şurası MP'ye eşit olacak. Yani H çarpı H demiştik yani buraya H dedik. Şurası H çarpı H momenti. H çarpı H momenti yine MP yapacak. Bir de bu sefer orta moment değerine bakacağım. Şu momente bakacağız. Burası MP olması lazım. Ortada ne var? Şurada PL bölü 4 var. Şurada şurasına ne demiştik? 0,5 PH. Pardon. 0,5 P çarpı H. Şurası onun yarısı olacak. 0,5 PH bölü 2 şu ortadaki değer. Yani şu momentin değeri, şu momentin değeri toplamı artı şu eksi H çarpı H eşittir MP olacak. Bakınız şimdi öncelikle D noktasını yazmış demin söylediğim. Şurası şu söylediğim olay. Şurası. Daha sonra C noktasındaki değere bakıyorum. Şu PL bölü 4 bizim düşe yüklemedeki durum. Yatay yüklemedeki durumdan gelen 0,5 PH'in yarısı. Şurada onu söyledim. Yarısı geleceğini burada. Evet. Sonra da eksi MP'miz var. Bu eksi MP de nereden geldi? Bizim şu H çarpı H'tan geldi. Şu H çarpı H direktman MP yazmışım burayı. Yani burayı direktman MP yazdım. Şurayı üst tarafta gösteriyorum. Ve böylece ne oldu? Şu eksi MP'miz var. Bunların hepsinin toplamı MC'nin eşittir MP olması lazım. Çünkü gerçek göçme durumunda bakınız bu nereden geldi? Buradan geldi. Göçme durumunda şurası. Orası MP çünkü. Evet. MC'yi yazdım. Ve MP'ye eşitledim. Yukarıdakinden de zaten eksi H çarpı H eşittir MP gelmişti. Bunu aslında şurada direktman kullandım. Yani MD'deki durumu direktman şuraya yazmış oldum aslında. Şu gösterdiğim nokta aslında MD'deki durum direktman yazılmış oldu. Buradan MC'deki durumdan ne çıkıyor? PL bölü 4 artı PPH bölü 4 eşittir 2 MP. PP eşittir 8 MP bölü L artı H. Evet. Ve MP eşittir buradan. Ya ister PP'ye bakabilirsiniz deminkisi gibi isterseniz MP'ye bakabilirsiniz. Burada kontrol edilmesi gereken yani demin söylediğimiz şey neydi? Kontrol edilmesi gereken B noktasındaki momentin MP'den küçük olması durumunun kontrol edilmesi gerekiyor. Ki bu kombine mekanizma geçerli mi değil mi diye ona bakacağız. Kolon mekanizmasında ise tam tersi neredekine bakacaktık? Kiriş ortasındaki momentin MP'den küçük olup olmadığına bakacaktık. Evet burada MB'yi tekrar kontrol edelim. MB'yi o diyagramların toplamı olarak hesaplıyorduk ya. Şu düşey yüklemeden gelen bir moment yok. Sol burası B noktası. Üçgen yatay yüklemeden dolayı şu
moment diyagramımız vardı. Burası P noktası. O da 0,5 pp açtı. Ve aynı zamanda yine birim yüklemeden dolayı olan da şurası H şey geliyordu. MP geliyordu. Eksi MP. Yani şurası o. Şu noktadan bahsediyoruz. B noktası. B noktası burada eksi MP. Şurada 0,5 pp H. Ve ikisinin toplamının ne olması lazım? MP'nin MP'den küçük olması lazım. Yerine yazalım. Yukarıda bulduğumuz şu değeri yerine yazalım bakalım. Yerine yazdığımızda 0,5 pp H eksi MP yerine şuradaki MP'yi yazıyorum artık. Getirdim onu yerine yazıyorum. Şöyle yerine yazdığımızda açalım denklemi, hesaplayalım. Bakınız buradan ne çıktı? PP çarpı 3H eksi L bölü 8 çıktı. Şimdi bu bizim MP'miz. Bunun ne olması lazım? MP'den küçük olması lazım. MP'den küçük mü? MP şuydu. Şurada hesapladığımız MP. Bu değerle şunu kıyaslayacağız. Bu ikisini. Eğer ki PP çarpı 3 eksi H, şey 3H eksi L bölü 8 PP L artı H bölü 8'den küçükse bizim kombine mekanizmamız doğrudur diyebiliriz burada. PP yerine yazdık. Bakın burada ne olmuş? 3H eksi L bölü L artı H MP birden küçük olmalı ki MP bu olsun. Tabi L ile H arasındaki oranı bilmediğimiz için arkadaşlar bu kadar uzuyor. Aslında şuradan hemen söyleyebilirdim. Yani şunun ikisini karşılaştırın dediğim şurada. Eğer ki H ve L arasındaki ilişkiyi bilseydik hemen hangi durumda bu MP değeri bu. Şu gösterdiğim alttaki. Bu MP değeri MP'den küçük mü büyük mü hemen gözükürdü. Şu anda H ve L arasındaki oranı bilmediğimiz için bu taklalara atıyoruz. Bu orandan baktığımızda da arkadaşlar H en son bir eşitsizlik hesabı yaptıktan sonra H L'den küçük olursa burada MB'de MP'den küçük olur diye bir eşitsizlik hesabı yapmışız. Evet. Yine denge yöntemiyle şu soruya bakalım. Bu sefer burada ölçüler verilmiş. L ve H dememiş. Evet. Ve farkı ne? Yukarıdaki durumda tekil yükler vardı. Bunda yayılı yük var. Tekil yükle yayılı yük aslında bir fark etmeyecek. Burada direktman zaten etkin mekanizma kombine olduğu için hesabı direktman ona göre yapmışız. Yani panele hiç bakmayacağız. En azından biraz daha rakamsal çalışmış olacağız. Aslında yukarıdakinin birazcık tekrarına benzeyen bir soru. Ama ne kadar çok soru çözerseniz sizin için de o kadar iyi olur. Çünkü tabi burada olayları iyi anlamamız gerekiyor. Bu izostatik esas sistemler şunlar bunlar tabi biraz kuvvet yönteminden şeyi kullanmanız lazım. Bu denge yöntemi bizim aslında statik dengeyi yazacağımızdan dolayı statik moment diyagramın çizme yöntemlerinden en kolayı ne burada? Kuvvet yöntemiyle hesap yapmak. Statik moment diyagramını da böyle süperpozisyonla elde etmek bizim için uygun oluyor. Yani şimdi burada şu sistem bir hiperstatik bir sistem. Evet. Bu hiperstatik sistem çözülmesi için ne yapacaksınız? Bir izostatik sistem seçeceksiniz. Ve bu izostatik esas sistemde şu yükü bu ve bu yükü ikisini birlikte yükleyebilirsiniz aslında. Ha biz burada kolaylık olsun diye bunu ayrı ayrı yükleyelim diyoruz. Yani mesela şöyle yapalım. Sadece şu yükü yükleyip bir moment diyagramı çizelim. Bir de sadece şu düşey yükü yükleyip bir moment diyagramı çizelim. İkisini moment diyagramını toplayıp şunun statik moment diyagramını elde edelim diyoruz. Burada da onu yapmış mıyız? Bakalım yapmışız. Evet. Yani birisi şu. Bakınız bu düşey yüklemeden dolayı şu izostatik sistemin aslında şuralara izostatik sistem işareti yapayım. Şöyle yapayım. Birisi kayıcı olsun ki izostatik sistem olduğunu anlayalım. Bundaki diyagram bu. Diğerindeki diyagram sadece şu yayılı yükten dolayı tabii ne yaparsınız bunu siz kolay bir şekilde hesaplayabilirsiniz. Şurası ne olacak? 0,4 çarpı QP çarpı H olacak. O neden dolayı? Şurası 0,4 QP H'mış. Bu yükseklikle çarptığınızda R bileşkesini bulursunuz. Bu R bileşkesi buradaki Mesnet reaksiyonuyla aynı olacaktır. O Mesnet reaksiyonu 0,4 QP H ve dolayısıyla şuradaki momentin değerini hesaplarsanız da bununla neyi çarpacaksınız? Şu yüksekliği çarpacaksınız. H'lar burada ölçüler verilmiş. Güzel 3 metre. Dolayısıyla da
Ne yapacaksınız? Yerine yazacaksınız. 3, gerçi burada 3 metreyi de yerine yazmamış. Önce aş olarak dikkate almış. Yani tabii şuradaki momentin değeri ne olacak? Pardon, burada şu da yük de var. Yani şöyle düşündüğümüzde şu yük var. 0,4 QP QH. Burada şu 0,4 Q. Şu noktada köşedeki momentin değerine baktığımızda bu momentin değeri ne olacaktır? 0,4 QH çarpı H ve 0,4 Q çarpı H çarpı H bölü 2 diye gelecek. O da 0,4 Q H kare bölü 2 olacak. Buradaki momentimizin değeri. Köşedeki momentimiz tabii burada da aynı, burada da aynı olacak, değil mi? B noktasında ilk yükleme, düşey yüklemede momentimiz 0. Ama yatay yüklemede moment QP 0,4 QP H kare bölü 2. Şimdi bu da birim yüklemeden dolayı gelen yüklememiz. Şuraya bu hiperstatik bilinmeyenimize H dedik. Ve H yüklemesi yaptık. Bunu nasıl şey yapmış? Aslında burada yüklemeyi sola doğru yapmış. Fark etmez, istediğimiz şekilde yapabiliriz. Yani burada şunu sağa doğru yaparsanız burası artı olur arkadaşlar. İsterseniz bunu sola doğru yaparsanız eksiye olur. Tabii gerçek durumdaki durum bence tabii bu yüklemeye göre mesnetlerin ayrılmasını engelleyecek şekilde bu doğru işaret bence bu. Yani ne diyelim buraya? İşaret doğru diyelim. Veya yön doğru. Çünkü sağa doğru seçerseniz bu hiperstatik bilinmeyeni yanlış olur. Daha doğrusu diyagram artı olur ve yanlış çıkar yani. Evet. Şu bizim demin de gösterdiğimiz birim yüklemeden dolayı oluşan moment diyagramı, bunu unutmayalım. Deminkisiyle ilişkiliyiz yani. Evet. Şimdi geleceğiz arkadaşlar denge şartları. Birincisi B noktasında burada kombine mekanizmada D noktasında momentimiz var. Bakınız. Pardon. Şu D noktasındaki momentimiz MP olacak. Bakıyorsunuz arkadaşlar MP. Ve şu 3 tane diyagramı topluyorum. Bakın burada toplama işaretlerimi yazmışım. Buradaki momentimiz 0. Buradaki momentimiz 0. Bu H çarpı H momenti ne olması lazım? MP olması lazım. Evet. Sonra geldik. Bir de şurada C demişiz. C noktası burası. C noktasında da momentum ne olması lazım? MP olması lazım. Şimdi o noktadaki momentleri toplarken bir burada sıkıntımız var arkadaşlar. Neden? Süperpozisyon yapıyoruz. Tamam burada bizim şimdi şu C noktasının orta nokta olmadığını söylemiştik değil mi arkadaşlar? C bu şu yükleme için orta nokta değil demiştik. Ancak bir önceki soruda da şunu söyledik. Bunun orta nokta varsayımı C'nin orta nokta olması varsayılacaktır diyelim. Çünkü o varsayım bize çok fazla bir hata yaptırmadı. Yani burayı orta düşüneceğim. Yani 4,5 4,5 düşüneceksiniz. Evet. Ama süperpozisyon yaparken arkadaşlar şuradaki gerçi burası 0 şey orta nokta olduğu için 0 şey Q'lu kare bölü 8 burası. Evet doğru. Sıkıntı olmayacak. Şu değeri aldım. Burayı da orta varsaydım. Şunun yarısı şu üçgenin şurası 0,4 QPH kare bölü 2 olduğu için bu da ne olacak? 0,2 QPH kare bölü 2 olacak. Daha sonra toplayalım bakalım. MD'nin zaten bunu söylemiştim. Bu D noktasından kolay bir şekilde H çarpı H eşittir MB çıkacak. C noktası kiriş ortası varsayalım. Bakın bunu deminden beri söylüyorum. Varsayarsak ne olacak bizim için? Hızlı bir sonuç elde edeceğiz. Bundan dolayı da hemen şunu söyleyelim. Şu QL kare bölü 8 bizim şuradan gelen değerimiz. Bu buraya geldi. Sonra şu üçgenin şurasının ortasını aldım. O da buraya geldi. Bakın şuraya yarısını almışım. Sonra buradaki değerimiz şu H çarpı H burası MP. Onu da yazdım buraya. Eksi MP. Ve buradan bunun MC'nin yani şu C noktasındaki durumumuzun göçme anındaki moment diyagramımız burası MP. Görüyorsunuz bu C noktası. Buna eşitledim. Evet denge denklemimiz bu. Dengemiz.
Bu dengeyi yazdığımızda şu eşitliği çözersiniz artık siz. Buradan mc eşittir. Şu çıktı. Ne oldu? 2mp bölü 11.025 olarak elde ettik ki bu bizim önceden elde ettiğimiz sonuçla aynıdır arkadaşlar. Yani 0.181 gibi bir rakam bulmuştuk sanırım. Evet. Burada yapmamış olsaydık çözmüş. Ona geçmeyeceğim arkadaşlar. C noktası bu varsayım. Bu varsayım yapılmadan durum biraz uzun olacak. Yine bakınız burada MC'yi hesaplayıp evet DMP bölü DZ'yi demin yaptığımız olayı yapmış ve Z'yi yine 4.3 olarak hesaplamış. Yani burada tek farkımız şu olacak arkadaşlar. Şu mesafe Z mesafedeki değeri toplayacağız ya kombinasyon yapacağız. Şuradaki momenti de Z mesafedeki momenti almanız lazım. Buradakini de Z mesafedeki momenti almanız lazım. Buradaki zaten MP'si duruyor. Burası MP, eksi MP bu. Burada bir sıkıntı yok. Şu Z mesafedeki momentleri bulabilmeniz için şuradaki metret reaksiyonlarına ihtiyacınız var. Gerçi burada pardon özür dilerim. Buradakinde şu metret reaksiyonu var zaten. O da QP L bölü 2. Şu Z mesafedeki momentimizi hesaplamamız gerekiyor. Şöyle gelirsiniz, yayılı Q yazarsınız. Şuradaki momenti V'si varsa ki QP çarpı L bölü 2 dedim, QP dedim. Şu momenti hesaplayacaksınız, MZ'yi. Şuradan da yine hesaplayabilirsiniz. Şu yayılı yükümüz var, şu mesnet reaksiyonu. Şuradan bir Z'den kesim yapıp yine, şurada da ben Z'den kesim yaptım. Şurası Z mesafesi. Yani şu A diyagramı buna dersek, burada bir kesim yapıyoruz. Şu B diyagramında da bir kesim yapıyorsunuz. Oradaki momentleri toplayıp ne yapacaksınız? Oradaki MC'yi hesaplayacaksınız işte. C noktası ve B noktasından olsun demişiz. Evet. Ben şimdi uzun uzun göstermeyeyim. Ve oradaki süperpozisyonu yaptıktan sonra oradan MP'yi çekiyorsunuz. Bugünkü dersimizi burada sonlandırayım. Bu şekilde artık 6. ve 7. slaytları bitirmiş olduk arkadaşlar. Sorumuz var mı arkadaşlar?